Millet olarak da, topluluk olarak da mutlaka Allah'a candan sevgi duymak, bağlanmak gerekir. Dünyayı Allah'tan ayırdın mı, Allah'ı dünyadan ayırdın mı perişanlık gelir. Bir bütündür Allah. Yani mutlaka Allah'la beraber dünya kullanılacak gibidir. Allah olmadan dünyayı kullanmaya kalktığında dünya insana saldırır. Ekonomik krize saldırır, intihar ettirir, bunalıma sokar, sağlığınız bozulur, ızdırap çekersiniz, anlamsız olur her şey. Bir manası olmaz hayat. Bak başbakan ne diyor? Çoğalın diyor. Fakat şimdi adam çocuk yapacak bir adam düşünüyor nasıl bakacağım çocuklara diyor. Kendini koruyamıyor çünkü. Maddi olarak da koruyamıyor, manevi olarak da koruyamıyor. Şimdi adam tek başına gezemeyince çocuğum nasıl geçsin diyor sokakta. Kendisi iş bulamayınca, iş bulsa da sürünüyor, çocuk da sürünür diyor. Ya diyor, ben madem böyle sürünüyorum, çocuk yapıp onu da süründürmeyeyim bari diyor. O zaman olay daha başka. Bir kere insanların birbirine nefretinin kalkması gerekir. Bu nefret kalktı mı mahkemelerin yükü, ne kadar mahkemede daha dosya var mesela, 1 milyon. Kaça düşer? 100'e düşer. İnsan sevgisi olursa, affetme, merhamet olursa, şefkat olursa 100'e düşer. Öbür türlü ızdırabın önü arkası kesilmiyor. Herkes herkesi mahkemeye veriyor aşağı yukarı. Birçok yerde, birçok kişide bunu görüyoruz. Nefret kol geziyor. Allah sevgisi olmayınca ruhta bir azap oluşuyor. Halbuki herkes topluca Allah'a sıkı sıkıya sarılırsa, Allah'ı çok severse hemen akabinde kardeşlik, sevgi, şefkat, merhamet geliyor. Dünyevi izimler ortadan kalkar. İşte komünizm, faşizm, kapitalizm ortadan kalkar. Ferahlık gelir. Dünya hükümetleri teknik olarak halletmeye çalışıyorlar. Teknik yönden. Teknik yönden de çözemiyorlar. Hükümet değiştiriyor adamlar. Bir beladan ötekine geçmiş oluyor. Allah'ı coşkuyla sevme konusunu hayati bir konu olarak anlatmak lazım. Herkes biliyor, ekonomistler de biliyor sebebin Allah sevgisi olmadığından olduğunu bu ekonomik krizin. Bütün dünya hükümetlerine bakın, çaresizlik içindeler. Mesela bak Obama, eskiden Amerikan başkanları çok haşmetli oldu, havalı olurlardı. Çok gariban. Çünkü Amerika ekonomik yönden çöktü ve muazzam intihar furyası var. Amerikan ordusu adeta su gibi eriyor. Dinsizliğin getirdiği ızdırapla adamlar dayanamayıp canına kastediyorlar. Daha hala İslam olmamaya direniyorlar. Daha hala Allah'a teslim olmamaya direniyorlar. Bilime olan katkı nerede varsa hepsini Allah yaratıyor zaten. Hepsi Müslümanlıktır. Yani Müslümanlık Allah'ın hükümranlığı değil mi? Evet. Hakimiyeti değil mi? Bilimi yaratan Allah, bilimin kanunlarını yaratan da Allah. Bilim adamlarını onu bulduran da Allah. Bilim adamı buldu diyor. Ya kardeşim saklanmış ki bulmuş. Ve zaten o bulamaz o. Ayakları oraya gitmez. Allah onu ayaklarını oraya götürüyor. Sakladığı yeri de göstertiyor. O sakladığı yerden ona onu buldurtuyor. Onu oraya saklayan Allah'tır, onu da oraya götüren de Allah'tır. Dolayısıyla Müslümanlık her yere hakimdir. Hindu da bulursa o İslam adınadır, Allah adınadır. Ateist de bulsa o İslam adına Allah adınadır. Allah herhangi bir kuluna onu buldurtturur. Yani illa Müslüman olacak diye bir şey yok. Yani Müslümanın bulmuş olması onun üstünlüğünü göstermez. Müslüman bulmuştur da münafıktır adam. Evet. Yani cehenneme gider. Kafir bulur, adam son anında iman eder, cennete gider. Bütün ilim Allah'a aittir. Bütün bilim Allah'a aittir. İlmi bilimi yaratan Allah'tır, bulduran da Allah'tır. Şimdi sen 10 mücevher kabın var. Onun evin çeşitli yerlerine korsun. Değil mi? Vasiyet edersin, dersin ki şu yerde şu var, gidip onu şu bulsun alsın. Şu çocuğum da gidip oradan onu alsın dersin. Adamlar gider eline koymuş gibi gider bulur. Allah'ın sistemi de böyledir. Allah ilmi saklar. Şahıslara da yerini inham eder, vahyeder kalbine. Onlar da kaderin sevkiyle Allah'ın verdiği güçle gidip onları bulurlar. Yoksa olmayan bir şeyi, olmayan adam, olmayan bir vakti gidip bulmuyor. Kaderde belirlenen vakitte, kaderde belirlenen yere gider. Allah'ın emriyle, vahyiyle gider alır onu oradan. Maşallah. İlim bu şekilde. Maşallah. Ve İslam, Müslümanlık dünyanın her yerinde hakimdir. Müslümanın hakim olduğu hiçbir yer yoktur.